Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Diyarbakır'dan. Diyarbakır organize sanayi bölgesindeyiz ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri. Diçev Çevre Teknolojilerinin konuğuyuz. Yanımızda işletmemizin sorumlusu Sayın Mehmet Ali Öncel Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade tesis ve verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Ali Bey merhabalar. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz öncelikle. Allah iyilikler versin. Şimdi öncelikle sizleri kutluyorum. Son derece güzel, steril bir ortam. Yapmış olduğunuz işe baktığımızda eczane kadar steril ve hassas bir çalışma yapıyorsunuz. Öncelikle bundan dolayı sizi kutlamak istiyorum. Tabii teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladınız. Bizlere en azından verdiğiniz hizmetlerle ilgili bilgiler vereceksiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şey. Şimdi burada verilen hizmetleri, özellikle tercih edilme sebeplerinizi, hizmet kalitenizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize ben sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Evet. Sayın Mehmet Ali Öncel kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Benim ismim Mehmet Ali Öncel. 2011 yılında sektöre girdim. 2014 yılında Diyarbakır'a geldim. Şu an Diçev Çevre Teknolojilerinin işletme müdürü olarak hizmet vermektesiniz. Şimdi hizmet verdiğimiz, özellikle verdiğimiz hizmetlere dönmeden önce ben biraz konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim burası? Toplam 10.000 metrekarelik bir alan, 1.400 metrekarelik kapalı alana sahip. 1.400'ü kapalı olmak üzere 10.000 metrenin üzerinde bir alanda da hizmet vermektesiniz. Evet. Ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim? 22 personeldeyiz. 22 personelimiz ki bunların her biri uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel tabii bir kadro. Tabii. Şimdi size gelen talepler ve sizin hizmetinizin ulaşabileceği alanlar özellikle nerelere kadar bu hizmet ulaşmakta? Yani tıbbi müdahale sonucu oluşabilecek atıkların bertarafı üzerinde hizmet vermektesiniz. Ki bu sadece sağlık sektörüyle sınırlı değil. Sağlık sektörü olabilir, veterinerler olabilir. Yani tıbbi atık oluşan her türlü sanayinin her türlü hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Ve bölge olarak baktığımızda da Diyarbakır'la sınırlı değil hizmetlerimiz sanırım. Tabii ki yakın illerde var. Batman, Mardin. Çalışmalarımız devam ediyor. Çevre illere de bu hizmeti götürebiliyorsunuz. Evet. Şimdi özellikle burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. Evet, tıbbi atık dedik ve çevre teknolojileri. Özellikle konuyu bilmeyen değerli izleyicilerimiz mutlak vardır bizler gibi. Onları biraz daha aydınlatabilmek adına sizin verdiğiniz hizmeti biraz açmak istiyorum. Burada verilen hizmet nedir efendim? Burada Diçev Çevre Teknolojileri 2014 yılında kurulmuş olup Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisinde faaliyet göstermektedir. Kısaca özetlersek Diyarbakır ve çevre illerde oluşabilecek tıbbi atıkları çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde toplayıp bertarafını yapmakla mükelleftir. Yani insan sağlığına faydası olduğu gibi doğaya da son kesinlikle derece olumlu yansıması olan bir iş kesinlikle yapmaktasınız. Bunu da başarılı yaptığınızı söyleyebiliriz. Şimdi biraz ben tercih edilme sebeplerinize değinmek istiyorum. Evet, yasalar gereği sizi zaten tercih etmek zorunda olan işletmeler var. Ancak sizin kalitenizle birlikte belki alternatiflerinizin arasında da sizi tercih eden müşterileriniz var. Niçin özellikle Diçev müşterileri tarafından tercih edilir? Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir işletmeyiz. Yönetmeliğin dışına çıkamayız dolayısıyla. Yaptığımız işi teyit etmek zorundayız. Dijital ortamda, gerek yazışmalarla. Bunun için her şeyi çok resmi yaparız. Mutlaka kaliteli. Kişilerle olan diyaloglarımızda da özellikle onlara en azından verdiğiniz hizmetle ilgili doğru bilgiler aktararak onları da bu konuda yönlendirmeye çalışmalarınız da var. Tabii. Bu da sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi. Fakat ben girişte özellikle bahsettim. Son derece steril ve hakikaten insanların özenerek, imrenerek bakacakları bir alanda çalışmaktasınız. Tabii. Bu sektörde bu işi yapan diğer firmalarla kıyasladığımızda siz çok farklı bir firmasınız. Bu yönünüzde özellikle sizi kutlamak istiyorum. Şimdi dediğimiz gibi şu an sektörde en ileriden birisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projenize de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler, neler yapmak planlıyorsunuz Diçev olarak? Önümüzdeki yıllarda aslında henüz attığımız adımlar var. Başka işletmeler açmak istiyoruz tabii ki. Geri dönüşüm tesisi üzerine bir çalışmamız var. Ambalaj atıkların geri dönüşümü üzerine. Hem ülke ekonomisine katkıda kesinlikle bulunmak, hem bölgeye, dünyamızda
artık doğal kaynaklar tükenmek üzereyken bir nebze olsun rahatlatmak. Adına böyle bir çalışma yapacaksınız. Ben bunu en kısa zamanda gerçekleştireceğinizden şüphe duymuyorum. Bunu da başarıyla yapacaksınız. Şimdiden size hayırlı uğurlu olsun diyebilirim. Şimdi biraz evvel söyledik. Sadece Diyarbakır'la sınırlı değil. Çevre il ve ilçelere de bu hizmeti verebiliyoruz. Evet. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden böyle bir talep gelmesi durumunda sizlere nerelerden ve nasıl ulaşacaklar değerli izleyicilerimiz? Bize web sitemizden ulaşabilirler. Bulundukları ilin belediyelerinden ulaşabilirler. Artı 0-412-290-44-53 Noğlu telefondan da bize ulaşabilir. Yine sosyal medya sayfalarınız var. www.dicev.çevreteknolojileri.com'dan da sizlere ulaşabilirler. Burada verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere de ulaşacakları gibi telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda bölgenin tamamına bu hizmeti götürebiliyoruz. Buradan değerli izleyicilerimize bu konuda bir kez daha uyarı yapmış olalım. Evet. Şimdi biraz evvel söyledik. Bu sektörde en iyisiniz. Sizi en iyi yapan özelliklerinde bir bölümünü sadece değerli izleyicilerimiz bize paylaşabilme imkanı bulduk. Ancak bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Tabii. Ve siz 6 yıldır bu sektörde hizmet veren bir işletmecilik yapmaktasınız ve şu an Diyarbakır'daki hizmetiniz 4 yıl. Doğal olarak da birçok değerli müşteriniz oldu. Geldiler, siz onlarla çalışmalarınız oldu, sizinle çalışma imkanı buldular. Ve özellikle sizden duydukları memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşmasının sebepleri onlar. Özellikle onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Mutlak sizi izliyor olacaklar. Tabii ki teşekkür etmek isteriz. Hassasiyetlerinden ötürü bütün üreticilere çok teşekkür ederiz. Ve duyarlı davranışlarından dolayı biz de kendi adımıza en azından onlara teşekkür ederiz. Çevre konusunda, yaşadığımız doğa konusunda ve insan sağlığına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı da biz çalışanlar, kanal çalışanlar olarak kendilerine teşekkürlerimizi sunalım. Size de bizlere zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Ve size veda ederken izin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere Diyarbakır'dan ve sektörünün en iyisi Diçev Çevre Teknolojilerinden seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiye ediyoruz. Gerçekten uzun yıllara dayalı tecrübe, bilgi birikim, gerçekten steril bir ortam ve işini layıkıyla yapan ciddi bir işletme. Zaten verilen hizmet kalitesi, çalışan kadro ve kendileri görüp tanıdığınızda inanın çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Diyarbakır'dan ve sektörünün en iyisi Diçev Çevre Teknolojilerinden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.